Bir kulüp düşünün. Süper denilen ligden paraşütsüz şekilde 4 yılda amatör lige düşen, amatör ligde sevdasından vazgeçmeyen binlerce taraftarla seyirci rekoru kırıp ve tekrar profesyonel liglere geri dönen, sahipsiz bırakılan ama değişmem şanlı armağanı, bu sevda baba yadigarı diyerek sonuna kadar savaşan, sonrasında yine eski günlerine kavuşan. Bugün sizlere Kocaelispor'un küllerinden doğma hikayesini anlatacağız. Mikrofonlarımız şimdi İzmit İsmet Paşa Stadında. Yıllar sonra ilk defa böyle bir hani izdiham oldu. Hani artık şehir uyanıyor. Evet. Gerçi benim en son bir 6-7 sene önce ben böyle bir ortam görmüştüm. Gerçekten duygulanmamak elde değil. Hani Allah inşallah yar ve yardımcımız olur. Ve inşallah 3. lige çıkarız. En önemlisi zaten tesislerimizi de geri alırız. Artık yani Anadolu'nun da 3 büyüklerin korktuğu takım şu an amatördü ama görüyorsunuz yani tarafları. Ben hani söze yani demeye bir şey gerek yok. Hani kelimeler bile kifayetsiz kalıyor. Hani inşallah güzel günlerin başlangıcı bugün olur. Tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı kazanan, Süper Lig'de devlere kafa tutan, Anadolu'da Kupa Beyi olarak anılan Kocaelispor 11 yıllık özleme son verdi ve 1. Lig'e yükseldi. Hayırlı olsun şampiyonluğumuz! Kupa versin diyor kupanız! Hayırlı olsun! Bu şampiyonluğun hikayesine geçmeden önce biraz o yıllara dönelim. Süper Lig'de fırtınalar estiren devlerin elinden kupaları bir bir kazanan Kocaelispor 2008-2009 sezonunda Süper Lig'i 29 puanla 17. basamakta tamamlayarak 1. lige düştü. Hem yönetimsel hem de ekonomik sorunlar üst üste gelince takım bir sonraki sezon 1. ligden 2. lige, oradan da 3. lige kadar geriledi. Tüm bunlara dur diyemeyen camia 2013-2014 sezonunda ise amatör lige düştü. Amatör ligde geçirilen 2 sezonun ardından yeniden 3. lige, yani profesyonel liglere çıkmayı başaran Kocaelispor 4 sezon geçirdiği 3. ligde 2 kez playoff oynama heyecanı yaşadı. Bunların birinde finalde Altay'a, birinde ise yarı finalde Çorum Futbol Kulübü'ne elenerek üst ligin kapısından döndü. Ancak Körfez ekibi 2019-2020 sezonunda bu işi şansa bırakmadı ve zirveye kurularak ligi birinci tamamladı, direkt olarak ikinci lige çıktı. Mehmet abi, şurayı al, Kocaelispor, Kocaelispor. Anlayacağınız gibi bu süreçte oldukça kan, ter ve gözyaşı var. Tarihin tozlu yapraklarından bu sezona geçelim. Her şeyden önce geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan takımdaki dinamikleri düzenleyip gelecek sezonda aynı motivasyonla zirveye oynamak kolay değildi. Ancak yönetim sezona takımın dengesini bozmamak adına geçen sezon takımı üst lige taşıyan Selahattin Dinçer Hoca ile başladı. Ardından Aydın Karabulut, Bahattin Köse, Batuhan Erş, Bayram Olgun, Benhur Keser, İrfan Başaran, Dilaver Güçlü, Muhammed Gönül Açar, Numan Çürüksü gibi hem üst liglerde görev almış hem de şampiyonluk tecrübesi olan 19 oyuncuyu transfer ederek şampiyonluk için iddialı bir kadro kuruldu. Sonuçta herkes biliyor. Yani Kocaelispor'un nasıl bir taraftar olduğunu, büyük bir canlı olduğunu. Kocaelispor formasını giydim. Mutluyum. Bu kadro kurulmasına kuruldu. Ancak geçen sezonlarda takımın kalbi, taraftarın Muhteşem Süleyman'ı olarak bilinen Burak Süleyman'ın takımdan ayrılacağı söylentileri ayyuka çıkmıştı ki bu ayrılık eninde sonunda gerçekleşti. Burak, İzmir temsilcisi Göztepe'ye imza attı. Burak'ın kadroda tutulamaması, yeni transferlerin hazırlık maçlarında iyi performans sergileyememesi eleştirilirken ligde başladı. Selahattin Hoca ve şampiyonluk iddiasıyla başlanan sezon Sarıyer beraberliği ve 6-1'lik Manisa Futbol Kulübü yenilgisiyle açılınca taraftar ve yönetim kanadında homurdanmalar başladı. Çorum Futbol Kulübü karşısında takım sezonun ilk 3 puanını alsa da Selahattin Hoca ile yollar ayrıldı ve takımın başına Erhan Altın getirildi. Erhan Hoca takımın başına gelir gelmez çıktığı ilk 4 maçta 10 puan toplamayı başararak takımı düzlüğe çıkardı. Ancak sonrasında gelen Sancaktepe ve Ahmet Sportif mağlubiyetleri yine kafalardaki soru işareti sayısını arttırdı. Takımın Kahramanmaraş'la başlayan ve Ankara Demirspor'la sonuçlanan 5 haftalık galibiyet serisi sonrasında kendine gelmişti.
Fakat zirve için daha fazlası gerekiyordu ki devre arasına kalan son 4 haftada takım 1 mağlubiyet 3 beraberlik alınca Yeşil Siyahlılar devre arasını 32 puanla 6. sırada tamamladı. Bu sonuçla beraber yönetim Erhan Altın'ın yerine takımın başına Mustafa Reşit Akçay'ı getirdi. İlk yarıdaki inişli çıkışlı grafiği ivmelendirmek isteyen Mustafa Hoca, devre arasında da eksik bulduğu mevkileri Musa Nizam, Tahir Babaoğlu, Burak Süleyman ve Yılmaz Özeren'le takviye etti. Gerçeği biliyoruz. Yani şansımızın playoff ve playoff'tan çıkma yönünde bir çabamız olacak. Bunun için birbirimizle konuşuyoruz. Sanıyorum önümüzdeki günlerde daha da sıkı bir şekilde bir şampiyon takımın davranışlarını sahada yansıtarak playoff'taki finali almak için elimizden geleni yapacağız. Bizim hedefimiz şu anda playoff'taki final. Devre arasından sonra lige deplasmandaki Sarıyer galibiyetiyle başlayan takım tam şampiyonluk için umutlanmıştı ki ligi sürklese eden Manisa Futbol Kulübü mağlubiyetiyle gerçekleştirdiler. Bu mağlubiyetin ardından Çorum deplasmanında başlayan 7 haftalık yenilmezlik serisinde 17 puan toplayan Kocaeli Spor, playoff'ta üst sıralara tırmanmaya başlamıştı. Ancak hem düşme hattının hem de playoff'un ateşi takımın sonraki 6 haftada 7 puan toplamasına sebep oldu. Ligde son 3 haftaya girilirken acaba takım playoff dışında mı kalacak soruları zihinlere gelirken Kocaeli Spor son 3 haftayı da galibiyetle kapatarak ligi 68 puanla 3. basamakta noktaladı ve playoff'lara katılmaya hak kazandı. Biz buradan sizden aldığınızın paranın hakkınızı vermenizi istiyoruz. Başka hiçbir şey istemiyoruz sizden. Adam gibi çıkın sahaya, adam gibi mücadele edin. İnançlı ve onurlu yenilebilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Playoff'taki ilk rakip 5. sıradaki Ankara Demirspor'du. Kocaeli Spor sezon içerisinde 2 kez mağlup ettiği Ankara temsilcisiyle ilk maçta deplasmanda 1-1 berabere kaldı. İzmit temsilcisi cebine koyduğu avantajlı skoru ikinci karşılaşmada bulduğu 3 golle yarı final biletini çevirdi ve Hekimoğlu Trabzonspor'un rakibi oldu. Hekimoğlu ile ilk karşılaşma Kocaeli'deydi. Takımlar ligde olduğu gibi bu maçta da birbirlerine diş geçiremediler ve ilk round 0-0 tamamlandı. İkinci karşılaşmada da takımlar yenişemedi ama 2-2 sonuçlanan karşılaşmada deplasmanda atılan goller sayesinde Kocaeli Spor adını finale yazdırdı. Finalde ise karşılarında ezeli rakip Sakaryaspor vardı. Kocaelispor Sakaryaspor'u 4-0'la geçti ve 11 yıl sonra 1. lige çıkma mutluluğu yaşadı. Peki bu şampiyonlukta kimlerin performansı öne çıktı? Öncelikle Mustafa Reşit Akçay geldiği günden bu yana takımda yarattığı havayla Kocaelispor'un 1. lige çıkmasında büyük rol oynadı. Her oyuncunun akıttığı terin bu şampiyonlukta payı vardır ama elbette bazı isimler daha fazla öne çıkacak. Sezon boyunca kalesine adeta duvar ören, kritik maçlarda çok önemli kurtarışlara imza atan kaleci Bayram Olgun, orta sahada takıma devre arasında katılmasına rağmen koyduğu karakterle Burak Süleyman, ligin genelinde ve playoff'ta attığı gollerle şampiyonluğu getiren Batuhan Er ve Kocaeli Spor'u kanatlandıran Benhur Keser bu şampiyonlukta ayrı emekleri olan isimler. Amatöre düştüğünde kalkmasını bilen, sahipsiz bırakıldığında pes etmeyen bir kulüp değil, şehir var karşımızda. Bir bestede de söylendiği gibi, enkazlardan çıkıp sevdiysek seni, hangi deprem yıkar bizi? Aşırız Kocaeli, seviyoruz beni. Bu saatten sonra Kocaeli Spor'u hiçbir engel durduramaz Süper Lig yolunda. Bugünkü yayınımızın sonuna gelirken şampiyon Kocaeli Spor'u tekrar tebrik ediyor ve gelecek sezon için başarılar diliyoruz. Ve sözü İzmit İsmet Paşa Stadı'ndan merkez stüdyolarımıza aktarıyoruz.